Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet demiştik ki hafta sonu doğru güzel bir yükseliş bekliyoruz. Hem altlarda hem e, Bitcoin'le güzel hareketler var. Özellikle Trump amcam hafta sonu ne yaptı derseniz bombaladı. Gerçekten güzel bombaları herkesin kucağına bıraktı. Bundan daha iyi bir söylem bulabilir miydiniz? Yok. Bundan daha iyi bir kripto e, dostu kripto söylem var mı? Yok. Ardından zaten e, bitcoin'in artık rezerv olsun söylemlere bile işte 1 milyon adet tutmamız lazım, 500 bin adet tutmamız lazım diyen e, delegasyonları, senatörleri de e, görmeye başladık. Peki peki bu gaz bu hava bizi daha üst noktaya taşır mı derseniz evet taşır. Kasım'a doğru bitcoin güzel yükselişler yapacak Kasım'a daha var ama bu hafta özellikle şu FED ee, ne yapacak ona bakmamız lazım. Ee, yani CSI'yi de bombaladı. Diğerlerini de bombaladı. Kripto e, düzenlemesinin başında olan geriyi de bombaladı. Bombalamadı. yer yok ve değil ki benden daha iyi kripto dostu bulamazsınız. Açıklamalarına bakarsak doğru mu? Doğru. Evet. Peki bu bizi ilgilendiriyor mu? Bizleri ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor ama maalesef hepimiz Neredeyiz? nerede? Aldıkça battık, battıkça aldık, dominansı yükseliyor. Bitcoin yine 70 binde ama altlar hala e, ufak tefek kıpırdamalar var. E, meme token'lerde ama istenilen o seviyelerde değil. Herkes zararda 2 e, ay öncesine göre. Peki e, piyasalarda son durum ne? Çarşambaya kadar piyasalar ne yapar? Biraz inişli çıkışlı olabilir ama e, özellikle indirim yönünü net bir e, yol haritası çizerlerse de artık buradan 70 bin ve üzeri fiyatlar gelir. Kasım'a kadar Kasım'a kadar güzel yükselişler bekleriz. Altcoin nereden derseniz başta tabii ki Bitcoin özellikle Spot ETF onayı alan Ethereum'da bekleyebilir miyiz? Evet bekleyebiliriz ama dominansa sanki Trump amcamızın açıklamasıyla bu kadar kripto daha doğrusu Bitcoin dostu olmasıyla ee, doğal olarak dominansiyon nereye? Para nereye? Tabii ki Bitcoin'e akacak. Yine bize hüsran, yine bize hasret var diyeceksiniz. Altcoin'lerde evet dediğiniz doğru. O zaman şöyle bir başka örneklere baktığımızda tabii daha Avrupa Amerika açıla, açılmadı. Oralar bir açılsın. Pozitif veriler olacaktır ama dolar endeksi e, dediğimiz hareket şöyle yukarı doğru bir hareket yapar. Aşağı yukarı 104.8'e doğru bir hareket görebiliriz. E, çarşambaya doğru ama ondan sonra Bir geri çekilim özellikle e, Amerika'dan gelecek pozitif veriler Eşinde ben bir geri çekilim 104 bandının aşağısına Kırılım bekliyorum ama Amerika'dan Negatif veriler faiz indirimi Yine ötelemeler olmayacak Yapmayacağız tarzı sert söylemlerde e, Doğal olarak Dolar endeksini yukarı yuk iter e, Bitcoin o 70 bin üzeri, 80 bin üzeri, 90 bin üzeri fiyatlanmayı biraz daha geciktirebilir. Ama e, Kasım'a kadar da süremiz var diyeceklerim bunlar. Altın artık 2400'ün aşağısında e, kapanışlar yaptı. 2400 bandını zorluyor, zorluyor ama e, burada bir kırılım maalesef şimdilik e, yok. E, diyeceklerim altın kısmında bu 2400 artık kırarsa evet Yeni bir ateş diyebiliriz ama şu anda 2400 kırılımı biraz satış baskılı bir e, range diyelim. Oradan satış yiyor. Bakalım eğer kırarsa tamam 2500-2600 banttan konuşabiliriz. Ama şu anda 2400 e, iki kez red yemiş. E, bugünün kapanışına bir bakalım. E, bugünün kapanışı ne olacak? Geldik. Hadi alt koyuncular aldıkça batanlar battıkça alanlar bizim gibi. Ne yapak espri yapıyoruz bu saatten sonra. ya. Yani Telegram grubu da soruyor. Hocam niye girmiyorsunuz? Yani neyine girelim yani? Alt koyunlar kan gölünde. Hiçbirinde bir formasyon yok. Al sana dominansı. <laughs> Bunun neresinden sonra şimdi şu dominansı buralardaki ne konuşabiliriz? Hangi alt koyunda formasyon var diye biz hangi alt koyuna para girecek? Evet Trump amcam yine yapacağını yaptı. Bizim piyasa için çok güzel söyledi ama şöyle ucundan Birazcık alt koyunlar söyleyebilir miydi? Söylemezdi doğal olarak da. E orada bir düzenleme kısmı var da. Neyse. Şimdi 57'ye doğru bir hareket gidiyor. Umarım 57 üzerinde e, kalıcı olmaz. E, bugün bir tane arkadaşımız yorumu var. O ilginç. E, neredeydi o? Mert. Mert hocam 60-62 kısmına gelirse yani şöyle söyleyeyim. Altların daha sert canlarının okunduğu bir tablo olur. E, ee, diyeceklerimiz bunlar. Bir de total 3'ümüze bakalım. Umarım total 3'te para girişi vardır. Yani dominansiye yükselirken bir de total 3'ten para çıkıyorsa altların sen bak haline. Yani evet küstüm oynamıyorum. Küstüm oynamıyorum der. Evet. Neyse ufak tefek para girişleri var. Yani bizi tek mutlu eden tablo şu maalesef. Yani total 3, total 3, total 3, total 3. Alt koyun rallisi burada başlar. Burada. 820 bin bandından sonraki kırılışlarda başlar. Şimdilik buradan oraya yani bir %30 hareket etmesi lazım ki alt koyunlar eski seviyesine biraz yaklaşsın ve e, hızlı hareketlenmeler başlasın diye. Hemen Ethereum kısmına da bir bakalım. Ethereum'un dominansesine bakalım. E, ondan sonra şeye geçeriz. E, yorumlar ve alt koyunlar. Evet. ilginç bir şekilde ilginç bir şekilde şurayı verdik. Ethereum diyor ki ben Bitcoin partisinde özellikle Trump amcamın açıklamasıyla beraber birazcık buralarda seyredebilirim ama yani ara sayında da dip var artık ya bu dip yani buradan bir dip dönüşü buradan bir Ethereum hareketi beklerim. Bekleriz de Ethereum hiç onun bir sinyalini vermiyor. Ethereum hemen şuradan da inceleyeyim yorumlara geçeceğim. Biraz uzatıyoruz ama kusurumuza da bakmayın. Evet Ethereum'da yukarı yönlü hareket var. Yukarı yönlü hareket var. Bizim için önemli olan tablo yani şu 2500 3.500 dolardan red diyoruz ama bizim için önemli olan 3.700 bandı üzerinde kalıcı, net bir kalıcı olmamız lazım. Evet geldik yorumlara. Şöyle farklı coinlere bakmayı severim. Lütfen yorumlara farklı coin yazın. Yenileyelim bu arada. Evet. E, BSV uygun alım yeri dediniz. Alalım mı? Aldınız mı? Evet. E, bir bakalım. Bome güzel yer demiştim. Aşağı yukarı alış yerini de söylemiştim. 700 küsürlü bantları oradan alanlar güzel bir yükseliş yaşadı. Sago Omni'ye bakalım. Mert Hocam demiş ki Bitcoin dominansı 60-62 civarına geldi. Evet aşağı yukarı bu civara geldiğinde Bitcoin yukarı yönlü harekette ise 85-80 üzeri fiyatlanır. Altlarda artık <laughs> bekleriz. Bir yerden bir rally yapmasını Mert Hoca gibi hepimiz bekliyoruz. Teşekkürler VLD'ye bir bakalım yapay zekalardan ee, Müjdat hocam BP coin 50x potansiyeli var <laughs> Nerede mi 50x potansiyeli olsa 3 yıl yine beklerim Yani merak etme Ferdi hocam Hocam kolay gelsin Evet. Osim BP'den fazla istek var BFP'ye hemen başlamalım Annesi çok zarardan bir baksan Teşekkür ederim demiş Mustafa Akgün bakalım kral Evet şöyle selamünaleyküm. Herkesin e, evet ADex ucuz kalmadı. ADex ucuz kaldı bak. E, Bome, Bome Darket bekliyorum demiştim. Bome ile bir başlayalım. Ondan sonra diğerlerine gelelim. de darda olanlar var. ANS'de darda olanlar var. Hatırlarsanız bak nerede? Bir önceki videoma bakabilirler. Dedik ki yani şuralardan alım yapılır. Aşağı yukarı buralar alım yerleri alım yerine gelmiş. Nokta atışı gelmiş ya. Buradan hemen yukarı hareket bir bandına red yemiş. Biraz daha geri çekilirse eğer kaçırdım diyenler varsa belki buradan maliyetlenir ama 73 bandı aşırısındaki kapanışlara da dikkat etmelerini söylerim. Diyeceklerim bu. BAME'nin yükselişinin önünde asıl engel bir evet burası ama bizim için asıl engel 13 bandı. 13 bandını aldıktan sonra at koşacağı geniş bir alan var pp Evet yapay zeka pp pp'den zamanında çok güzel kar yemiştik e, kar almıştık pardon kar yemek yani zarar ede artık e... şimdi pp 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 ne yapıyor pp iyi ya hadi bakalım şu an üzerine 1.7 üzerine bir atış yapsın yani oraya almış geri vermiş ne diyelim asıl yükselişlerinde şu banttan 2.2'den sonra yapar biz pp'yi bak daha buralarda toplamıştık buralarda toplamıştık Güzel karlar gelmişti aşağı yukarı 10 katına yakın e, portföyümüzü zaten bozduk. Keşke yani biz şuralarda bozmaya başladık. Biraz daha geç bozsaydık daha iyiydi. Neyse şimdi onu bunu bırak boş ver hocam onu. Şimdi peki PYP'de durum ne? Yani şu an üzerinde bir kalıcı olması lazım 1.7. 1.7 üzerinde biraz kalıcı olsun. Ondan sonra gözünü büyük bir olasılıkla. Yani buradan bir ara renci vardı 2 bandında. Benim için asıl önemli olan 2 nokta. Iki nokta iki bantları BSV evet BSV bir bakalım. Biraz yorumların ortasından başladık. Kusuruma bakmayın. BSV yani buralara gelir mi bir daha? Bilemem ama alım konumda. Şuradaki desteğini eline geçirmiş. Rites hareketi yapmış. ölü taklidi yapmaya devam ediyor. Yani dibin dibinde mi? Evet yani. Coin market kebine de baktınız. 700 milyon adedi var. Borsa listelemesi Coinbase hariç bir büyük, büyük borsalarda var. Bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı eder. Arkasında kötü haber olur, bilmem ne olur. Ekibi sallar, balinasını naz yapar. Ona diyecek bir şey yok. Ama borsa listelemesi bakın güzel. 700 milyon adette bu fiyatlar uygun mu derseniz. Evet kardeşim uygun. Ama bu piyasada maalesef dip yoktur. Dip de aramaya kalkmayın. Diyeceklerim bunlar kısmı. Şimdi Birinci hareket pozitif. Yani eğer ikinci hareket şura. Yani burada ikili range var. 730 800 bandına dikkat etmemiz lazım. İkisinin arasında büyük bir fark var hocam. Yani maalesef ikili range. iki tane güçlü range'miz var ama buraları aldıktan sonra yoluna kaldığı yerden devam eder ondan sonraki en güçlü range belki burada dersiniz ama birler onlar yüzer biliyorsunuz psikolojik rençtir. Burada da yine ikili bir range var. Bu ikili renç bir satış noktası olur. Buradan oraya zaten aşağı yukarı iki katı bir kısım gözükür. Dün gece itibariyle ufak bir B seviye aldım. Aşağı yukarı 614 bandını aldım. Yani biraz daha Aşağıdan alabilir miydik? Alabilirdik ama 3'ün 5'in hesabını yapmadım. Elbet bir gün buraları geçecek. O gün bugündür. Bilemem ama bakalım bizler de sizler gibi aldıkça battık, battıkça aldık e, kısır döngüsüne kapıldık. Evet ADX'e de bir bakalım sonra yorumlar tekrardan döneceğim. Devam edeceğim. Saga var, Omni vardı. Ee, ADX evet şuranın üzerinde kalıcı olamamış. Yani şuranın üzerinde bir kalıcı olsaydı pozitif olurduk. Ee, burayı vermiş 1.8. E, aşağı yukarı en dibi 1. Yani 14 daha dibi var da e, en son yaptığı dip bu. Şu an üzerine atılım yaparsa pozitif olurum. Tekrardan bir e, 0.18 bandı. 18 bandını aldı takdirde de yoluna devam eden bir ADX e, görürüz. Saga 10 diye. Evet Saga'ya bir bakalım. Bunlarda da kit kilit açımlar çok olabilir. E, token komisine bakmamıştık. Token dağılımı nasıldır onu Detaylı bir videodan önce ele alabiliriz ama şuradan hemen bir e, kısaca Saga kardeşimize bir bakan 1 milyar adeli var. E, 100 milyon piyasada %10'u %10'la bu fiyatlar eder mi derseniz eder arkadaşım. %10'la bu fiyatlar eder. Peki grafik ne diyor? Grafik diyor ki ben düşen trenini kırmışım ama hala bir yükseliş e, moduna geçemedim. Ee, şimdilik buraları vermiyorum 1.3 bir bandı aşağısında kapanışlar yapmadım ama dönüş mumlarda maalesef sert dönüş mumları hacimli mumlarda atamadığını söylüyor. Olur da bir gün iki bandına doğru bir hareket gerçekleştirirse ki buradan oraya güzel bir oran aslında %80 ya da şöyle söyleyeyim yani şura 1.8 ama aşağı yukarı alım kalma yani 100 milyon adet de bu fiyatlar eder mi derseniz edebilirim. Ama ne zaman token dağılımları olur onu bilemeyiz. da piyasaya ne zaman kilitli tokenlerin açılımı olur onu bilemeyiz. Omni'ye bir bakalım Omni. Omni güzel yıldız parlayan coinlerden bir tanesiydi. Tabi bu düşüşte hepsi etkilendiği gibi o bu da etkilendi yani şimdi Omni. Omni miydi? Şeyle karıştırdık ya başka bir coin özür diliyorum. O kadar piyasada koyun var ki. Neyse. Bu 100 milyon adedi var. Bu fiyatı eder mi? Aşağı yukarı eder. Bunu da %10'u piyasada yani %10'la bu fiyatı eder mi? Eder. Borsa listelemesi güzel mi? Güzel. Peki grafik ne diyor? Düşen trenini kırdım. Yataydayım arkadaşım. Yataydayım diyor. Yataydayım. Yaptığım hiçbir şey yok. Olur da 14 bandını alırsam o zaman harekete başlarım ama o gün bugün mü? Bilemiyorum. diyor. O gün bugün değil diyor şimdilik. Ee, aşağı yukarı burada bir ara bir destek oluşturmuş 11 bandında. Aşağı yukarı buralardan alınabilir. 14'üne kadar bir koşturma süreci olabilir ama 14 aldıktan sonra yoluna devam eden bir Omni görebiliriz. Geriye kalıyor 21 bandı en güçlü. Tabi ara rejlerimiz de yok değil. Yani 18 bandlar var. Şimdi zarar eden birisi daha vardı. Hangi koyundu o? PP'ye baktık. 50x. Keşke 50x yapsa. <laughs> Bilsek orada oluruz yani. Evet. E, annesi. Annesi evi bakalım Murat Hocam. Şu dipsiz koyun annesi midir? LRC'ye de bir bakalım hadi. Bonga, bonga bakalım. Unutmadan. annesine bakalım. Şimdi Mustafa Hoca'dan laf yemeyeyim ben ya. Mustafa Hoca can ciğerdir. Evet. Anneci demişiz yani. Buradan buraya gider demişiz. Gelmiş. Satış yemiş. Buranın üzerinde kalıcı olursa. Yani çok iğneli bir koyun Murat Hocam. Nereden almış olabilirsiniz yani? Buralardan aldıysanız biraz geçmiş olsun yani ne diyelim. Yani şuran üzerine atarsa sert hareketler. Aşağı yukarı al beni vur beni diyen coinlerden bir tanesi. Yani ha ne kadar bu fiyatları eder mi derseniz eder herhalde ben baktım. Sağlam mal boşaltılır. Sağlam O hacimsiz. Bir milyar lira bu fiyatta eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Borsa istemesi kötü. Max ve Gatio var. Hocam XT'de de var da XT o kadar büyük bir borsa değil mi? ilginç. Burada ha, tamam Ethereum partisinde katıyor dördüncü sıraya geçmişler. Neyse grafik yani şu an bir üzerine atması lazım. Diyeceğim bu. Ee, ha, diğer borsalarda listelenmeye başladığında güzel hareket eder. Terra üzerinde yani. Bilemeyeceğim. Bom, neydi? Bonk muydu ya? Bonk'a bir bakalım ya. Bonk. Bonk'a da bir şey derler demiştik de. Bir ona da bir bakalım. Bonk'ta bir hareketlenme var mı? Evet bonk. Yani dediğimiz buradan bir tepki yiyor. Buradan tepki yiyor. Ee, bakalım tepki net bir dönüş bunları atamamış. yani şuradaki gibi net bir dönüş bunları atsa daha pozitif oluruz. Buraya doğru gider deriz. Ama net dönüş bunları yok. Ee, 26 bandı aşağısında da kapatmadı sürece bir sıkıntı şimdilik görmüyorum. Diyeceklerimiz bugünkü kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.